Rülkem'den arkadaşlar, ben size bugün Minecraft SG Heroes oynuyoruz arkadaşlar. Ve Survival Game Stadium App'indeyiz. Tabii ki de HiveMC sorundayız. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Ne zamandan beri SG Heroes gelmiyordu. Ben de sizler için çekeyim dedim. Hemen şu sarmaşıkların üstünden atlayıp güzel item alırsak iyi olur. İki tane iron aldık. İyi. Tamam, şimdi hemen arkamıza doğru gidelim. Şu chest'e bakalım. Evet, taş kılıç, hızlı olmamız lazım. Hızlı olmamız lazım çünkü birkaç adam da geliyor. Evet, chain chest bile çıktı, chest'ten iki tane. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim, ben bir haftadan beri evde yoktum. Yani bir hafta sonra bu ilk Minecraft oynayışım. Ve birazcık da mouse falan garip geliyor ama ilerleyen dakikalarda alışırım. Ve ben evde yokken HiveMC sorunda ilk Türk VIP olmuşum. Bu da gerçekten de beni çok 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 mutlu etti. HiveMC sorunu yani MCSG gibi değil. Gerçekten de hak eden kişilere VIP veriyor. Ben de bayağı bir mutlu oldum. Benden sonra VIP olan kişiler de olmuş. Bunları da yani oradan tebrik ediyorum. VIP olunca peki ne oldu? Disguise özelliği geldi. Dolu odalara girebilme özelliği geldi. Daha fazla maplere oy verme özelliği gibi. İşte klasik ve birçok özellik geldi. İsmim falan mor yazıyor. Bu da beni açıkçası mutlu etti yani. VIP olmanın da ayrı bir havası var. Şurada da bir chest var ama nasıl alacağımı bilmiyorum. Tamam, aldık. Ondan da yemek çıktım. Öyle yani, VIP olduk ve bayağı da bir iyi oldum. Bu arada beni desteklemek istiyorsanız videoyu beğenmeyi de unutmayın. Bakalım. Abi crafting table'ı açtım ya, olamaz. Crafting table'ı yanlışlıkla kullandım. Gerçekten de çok fail oldum. Ama tabii siz benim bir hafta olmadığımı anlamadınız. Neden anlamadınız? Çünkü ben videoları daha önce hepsini yüklemiştim ve zamanlandı yapmıştım. O yüzden neredeyse yine her gün video geldim. Crafting table'da bu arada şu an yanlışlıkla kullanmasaydık Iron Sword yapmış olurduk. Gerçekten de çok fail'lık yaptım. Dikkatsiz davrandığım için birazcık daha dikkatli olmam lazım. Şuralara da bir baksak mı? Eve girmeyeceğim. Çok kötü oluyor çünkü eve girince. Ve son 60 saniye kaldı bu arada chestlerin yenilenmesinde de. Biz şuraya şöyle bir uçalım. Burada pek işimize yarayan bir şey çıkmadı o chestten. Başka burada chest yok. Neyse, biz aşağıya atlayalım. Biliyorsunuz yani PvP kapalı olduğu için aşağı atlayınca da sizi direkt ortaya ışınlıyor. Ve zaten birazdan da chestler yenileneceği için ben direkt aşağı atladım ki beni ortaya ışınlasın. Ortadaki chestleri de şimdi alacağız. Chestler de yenilenirse çok iyi olur. Evet, chestler yenilendi. Birkaç tane de adam geldi. Neyse, crafting table'da bulduk. Bov. Bolun chest bilet. Neyse, benim vardı ama galiba. Tamam, şimdi şuradan iron sword yapalım. Güzel, birkaç şunlara yine de bir bakacağım adamlar. Çünkü bazen bırakabiliyorlar bazı itemlar. Bakıyorum da pek de bir şey bırakmamışlar. Her şeyi sömürmüşler. Yemek aldık. Güzel. Durumumuz bayağı bir iyi sayılır fakat karşımızdaki rakibimizin durumu bizden bayağı bir iyi hatta yani. O yüzden dikkatli olmam lazım. Adam hatta beni yani alabilir çünkü durumu bayağı bir benden iyi. Armoruna baksanız da yani adamın armoru süper. O yüzden şöyle okumu çekeyim. Birazcık dikkatli olmam lazım. Acele ettim. Okum gitmedi. Birazcık öncelikle oklayacağım çünkü adamın armoru falan gerçekten de çok iyi. Tehlikeye girmedim. Tamam, okum bitti. Şimdi dalalım. Armor'u kadar PvP'si değilmiş ama. O yüzden ölecek. Tamamdır, adamı rahat bir şekilde aldık. Ve bayağı bir güzel armor çıktı. Hemen onları giymek istiyorum. Şu an durumumuz süper. Bu armorla, bu şeyle yani bu itemlarla rahat bir şekilde bence oyunu kazanabiliriz. Sadece birazcık dikkatli oynamam lazım. Kov ve şuraya alalım. Tamam. Finalde etme için de güzel bir taktik yapmayı düşünüyorum. Çünkü finalde etme için de yani birazcık dikkatli olmak önemli. Biliyorsunuz çok fazla clean up olabiliyor. O yüzden dikkatli oynamam lazım. Durumum da şu an bayağı bir iyi. Oltan falan olsaydı tabii daha iyi olurdu ama maalesef yok. Bu arada biliyorsunuz MCSG artık şeye geçmedi. 29 Ocak'ta geçeceğiz diyorlardı. 1.8 ama geçmedi. 29 Şubat'ta geçeceklermiş. Öyle duydum ben. Neden geçmediğini de yani az çok tahmin edebiliyorum. Ben şurada birazcık shift'e basıp bekleyeceğim. Tabii beklettirmiyorlar çünkü çok fazla adam var. Ve bana doğru geliyorlar. Tabii adama bayağı bir iyi vurunca adam doğal olarak kaçtı.
Evet, başka adam geldi. İşte böyle sen adamları vuruyorsun, vuruyorsun, adamların canı azalıyor. 5-6 kişi böyle geliyor, geliyor. Adamlar bir kere vura vura hep böyle canın senin azalıyor, o da kötü oluyor. Bu arada Allah kahretsin, arada kaldım. Gerçekten de dikkatli olmak önemli abi. Canım bir anda gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde azaldı çünkü çok fazla adam var. Abi bu ne? Çok fazla adam geliyor var ya. Kaç ya, öleceğim. Oha, şu an öyle bir durumdayız ki yani her tarafta adam var ve herkes birbirine bildiğin dayama döşeme yapıyor. Evet, şu adamı kestim. Baya baya bir iyi oldu. Kaçayım artık. Çok da fazla durmak da istemiyorum. Neyse abi, kaçayım, o adamı kesmemiz baya bir iyi oldu. Adamı clean up yaptık galiba. Çünkü canı azmış. Direkt öldü yani. Evet, olta da çıktı. Kov ve bir de 5 alalım. Şuraya da tamamdır. Şimdi adam kesmeye devam edebiliriz. Şurada yine bir kapışma falan var. O. Şunları şöyle bir alalım. Iron pantolon var mı? Burada bayağı bir biri yani item düşürmüş ve çoğu kişi almamış. Evet, iki tane diamond'ımız oldu. Birazdan kendime diamond sword yapacağım. Fakat birazcık kaçmak istiyorum. Adamlardan uzaklaşmak istiyorum. Çünkü bayağı bir adam var gördüğünüz gibi. Git buradan. Abi şöyle crafting table 6'ya alırsak. O adam gelmiş. Neyse, kaçayım ben. Crafting table'la hemen yapsam mı ki, ama çok tehlikeli. Gerçekten de bayağı bir adam var. Ben yaparken adamlar gelip benim canımı azaltabilirler. O yüzden de açıkçası yapmaya çekiniyorum ama şurada hızlı bir şekilde yapalım. Evet, kendimize Diamond Sword yapmış olduk. Bayağı bir iyi oldu. Gereksiz itemları atacağım. İşime yaramayanları. Tamam. Tamamdır. Devam edelim. Şurada bir kapışma var. Şu adamın canını azsa alırsak iyi olur. Kes o adamı. Evet, adamı kestik. Ama arkamdan yine başka bir adam geldi. İşte dediğim gibi yani bahsetmek istediğim buydu. Çok dikkatli olmanız gerekiyor. Bir adamı keserken arkanızdan başka bir adam geliyor. Yani ve canınızı bayağı bir azaltıyor. Adamı iyi ki kovbebe taktım, yoksa canım yine bayağı bir azalırdı. Evet, oradaki adam öldü yani. Onu da başka bir adam kesti. Şöyle adamı uzaklaştırıp itemlarını alırsam iyi olacaktır. Iron pantolonu da aldım ve böylece full reset olmuş oldum. Yemeğimizi yiyelim. Şu adamı keseceğim. Armor'un falan da zaten çok fazla iyi değil. Umarım arkamdan falan başka adam gelmez. Adam da kaçıyor. Oklayalım. Onu keserse iyi olur. Nasıl kesemedin onu oradan? Adam bildiğin önüne geldi ve kaçtı yani, yazıklar olsun. Neyse, ben şunun arkasından gidip... Abi Allah kahretsin, kendime yaktım. Gerçekten de çok fazla çiçek falan var ya. Bu ne abi? Of. Sinir oldum şu an. Şu bitkiler falan, bu ne ya? Her taraf hayvan gibi bitkilerle dolu. O yüzden insan FNS'yi kullanamıyor, olta kullanamıyor, adamı vuramıyor. Gerçekten de çok saçma ve sinir bozucu bir şey. Şu adam da artık öl lütfen. Baksanız, adama vurayım derken çimenlere vuruyorum. Gerçekten de çok kötü bir arenası var buranın. Ve bir an önce bence değiştirilmesi lazım. Çünkü PvP için hiç uygun değil. Çok insanı rahatsız ediyor. O adamın canı süper azaldı yani. Gidip keseceğim. Bu arada bitmesine 3 dakika kalmış. 3 dakika içinde yani adamlar ölmezse berabere kalacak. Uf. Evet, adam öldü. Bayağı bir az kişi kaldı bu arada sanırsam. Şöyle yemeğimizi yiyelim biz. Oyun kazanacak gibi gözüküyoruz. Fakat birazcık sakin olmam lazım. Çünkü bayağı bir heyecanlandım. Şurada bir adam var. Onu da gidip keseceğim. Gel buraya dostum. Adam fake attı. Birazcık da lag olmaya başladı galiba bende. Aynen, bende lag oluyor. Adamda mı oluyor veya bilemedim. Adamı kestik ama arkamdan adam geldi. Gerçekten de bu çok kötü bir şey. Adam tam bir beleşçi yani, tam bir clean upçı. Ama tabii iyi taktik yapıyor. Yapılması gerekeni yapıyor. Ben şu an kaçacağım, başka yapacağım bir şey yok. Çünkü canım bayağı bir azaldı. Adamı oklayalım. Son 2 dakika kalmış bu arada bitmesine. Alabilirim oyunu. Adamın pips çok iyi değil gibi gözüküyor. Oklamaya devam. Kaç okumuz var? 6 okumuz kalmış.
Evet. Evet. Çok güzel. Adam ölecek artık. Bir kere daha okladık. Belki son bir okluk canı kaldı. Ve GG. Evet, gerçekten de bayağı bir heyecanlı bir bölüm oldu. Bayağı bir garip bir finalde etmeci oldu. Neyse arkadaşlar, benize teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.